İlk adımı atmak her zaman zordur. Böyle öğrettiler. Böyle öğrendik. Ama şunu da öğrettiler. Gerektiğinde o adımı atman gerekir. Zorlansan da, acıdan kıvransan da o adımı atman. Şimdi o adımı atma vakti. Bir de şunu öğretmişlerdi. İlk adımı attıktan sonra gerisi daha kolaydır. Evet, bu kadar işte. Önce ilk adım, sonra ikincisi. Üçüncüsü daha da kolay. Hareket etmek için belki de hiçbir şey yapmaya gerek yoktur. Belki de biz hiçbir şey yapmasak da zaten hareket ediyor olabiliriz. Küçük gezegenimizde öylece hiçbir şey yapmadan dursak da aslında hareket ediyor olabiliriz. Ama yürümeyi istemek ne izafiyet teorisiyle ne de kaderci bir kabullenişle bastırılabilecek bir şey değil. Dört nala koşan atlarla yıldızların arasında koşmak istemek asla bastırılabilecek bir şey değil. Kerim. Baba. Bitti yavrum. Geçti her şey. Kalkacaksın ayağa. Ameliyatın çok başarılı geçti. Yürüyeceksin inşallah. Ben yürüyordum zaten. Zor oldu. Ama attım adımımı. Annem. Oğlum. Yanındayız anneciğim. Kollarıma ne oldu? Kollarıma ne oldu? Hiçbir şey olmadı Kerim. Merak etme. Ameliyat öncesi konuşmuştuk ya. Ameliyattan sonra ödeme bağlı geçici bir felç olabileceğini söylemiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Her şey yoluna girecek oğlum. Tek hatırladığım şey yürüdüm. O barın üstünde yürüdüm. Kollarımın desteğiyle. Onlar bana güç veren tek şeydi. Kollarıma ne oldu? Kollarıma ne oldu? Anneciğim. Merak etme yavrum. Ne oldu? Vücudumu hissetmiyorum. Tamam anneciğim. Vücuduma ne oldu? Tamam anneciğim. İyileşeceksin oğlum. Kollarımı hissetmiyorum. İyileşeceksin Kerim. Sakin ol. Vücudumu hissetmiyorum. Tamam. Sakin ol. İyileşeceksin. Narkozdan daha yeni çıktın. Kerimciğim, tamam anneciğim. Her şey geçecek. Merak etme oğlum. Her şey geçecek. Her şey İyileşeceksin. Ya. Yürüyeceksin tamam. Kerim. İyileşeceksin. Canım oğlum. Tamam. Vücudumu hissetmiyorum. Vücudumu tamam hissetmiyorum. Geçmiş olsun Kerim. Geçmiştir tabii. Geçmiştir sahiden değil mi? Geçmez olur mu? Geçmiştir tabii. Geçmemesi haksızlık olur. Bence de. Bilirsin ben de haksızlıklara dayanamam öyle değil mi? Dayanamaz. Günaydın arkadaşlar. Oo. Oo, son topuk darbesiyle mahşerin üç atlısı ufukta göründü. Ya bir sus be abi. Bir sus be abi. Zaten sabahtan beri haber alamadık Kerim'den. Ameliyatta bir sorun mu çıktı? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ağzına yer alsın. Şomazdı abi, şomazdı işte. Dediğine bak. Ya beyler kessenize şamatayı. Tamam abi sinirlenme ya. Bırak şu çocukları. Ne demek sinirlenme abi? Tamam beyler sakin olun. Hepimizin derdi aynı. Bir de birbirimizi yemeyelim ya. Ha, günaydın hocam. Günaydın arkadaşlar. Öyle samimi bir tartışma içindeydiniz ki kesmek istemedim. Biliyorum endişelisiniz. Çünkü en yakın arkadaşınızın başına gelenlere hakim olamadığınız için kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Nil de Güney yok mu? Alo, Arif amca, Nil ben. Nil kızım. Her şey yolunda mı? Ameliyat başarılı geçmiş, doktorlar öyle söylüyor, evet. Yalnız Kerim'in biraz morali bozuk. Ameliyat sonrası felç kalma riski. Ne? Felç kalma riski mi? Ya iyi de canım o zaman ameliyat nasıl geçmiş olabilir ki? Alo, Arif amca. Alo, ses gelmiyor.
Tamam. Gel. Kesildi. Tamam sonra gidelim. Felç kalmanı Kerim tamamen felç olmuş. Ne demek bu abi? Doğru. Hocam bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ya tam olarak konuşamadık. Konuşmanın telefon kesildi ve konuşmanın en başında Milat'ın gayet başarılı geçtiğini söylüyorlar. Arkadaşlar sorunları hep birazdan konuşarak çözemeyiz değil mi? Hadi oturun yerinize. Dil, Güney sen de. Tamamen bir felç olmuş ya. Baksana ne diyor Güney'in. Şimdi her şey dönüşü sakin olsun. Aklınız Kerim'de, kafanız karışık biliyorum. Ama bu tip karışık durumlarda soğukkanlı ve yöntemli olmak daha mantıklı değil mi? İyi de hocam, her şey o kadar ard arda oluyor ki. Tamam, biz de yavaşlayalım o zaman. Durumumuzu gözden geçirelim. Siz sınıfta oturmaya devam edin. Ben telefonla hastaneye ulaşmaya çalışayım. Bir öğretmen olarak ararsam belki daha sağlıklı bilgi alabiliriz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Hissediyor musun? Ya şimdi? Bunu? Şimdi hissediyor musun? Bunu hissediyor musun? Ya şimdi? Bunu? Evet. Şu anda vücudunun üst kısmını hissetmiyor. Ama bu daha önce de söylediğim gibi geçici bir durum. Ameliyat bölgesindeki ödem çözülünce fonksiyonların geri dönmesini bekliyoruz. Kerim duyuyorsun değil mi yavrum? Kısa bir süre içinde her şey düzelecek. Her şey yolundadır değil mi Güney? Of, yolundadır. En azından öyle olduğunu düşünmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Düşünmek ne olur mu hiç? Ama inanırsan olur. İnanmak için önce bilmek gerekir. Bu da doğru. Dur bir dakika. Çalıyor mu? Kerim'in durumu çok iyi. Deniz Hoca doktorla görüştü ve gittikçe de durumu daha da düzeliyor. Deniz'e iyi bir haber aldım. Kerim iyileşiyor. Kerim iyileşiyormuş. İyi haber. Ay çek şunu ya. Bu ne böyle? Çok ayıp oluyor ama o bir küçük beyefendi. Sen şimdi bunlarla oynuyorsun. Erkek mi dişi mi olduğunu biliyorsun. Peki senin erkek arkadaşı yok mu? Sen şimdi bana ciddi erkek arkadaşım var mı diye soruyorsun. Aa ne var? Soramaz mıyım? Ay ne bileyim. Yani çok uzun zamandır hiç böyle ciddi bir diyaloğa girmemiştim. Yani var mı? Var. Ama söyleyemem. Hadi be Ayça. Hadi ne olur söylesene kim? Kızım kolay mı zannediyorsun böyle yılların büyücüsünden laf almayı? Hem karşılığında bir şey vermen lazım. Bir tutam saç belki. Ah! Ya Ayça ya yine cıvıttın ha. Ay tamam. Gece 12'yi beklemen lazım. Herkes ortalıktan çekildikten sonra. Ancak o zaman. Ciddi misin sen? Evet. Ay vallahi ciddiyim. Yani büyücüyüz diye yalancı olacak değiliz herhalde. Bizim de bir takım inanışlarımız var. Sen gerçekten çatlaksın ha. Öyle denmez büyücüye, öyle denmez. Hem ayrıca onların yanında bu tip çıkışlar yapmamalısın. Niye? Akşama söylerim. Bu hamsterlar boşuna gelmedi buraya. Özel bir misyonları var. Allah Allah. Herhalde yani. Akşam konuşuruz. Lise defteri. Gençtiler, hırslıydılar, arzuluydular. İstediler, denediler, hiç vazgeçmediler.